Alo. Niye telefonumu açmıyorsun? Konuşacak ne kaldı ki? Niye öyle söyledin? Bence bunu annene sor. Annemle alay ettiğiniz için çok üzgündü. Şemsa teyze onları söylememeliydi. Ne? Annem mi alay etmiş? Annem benim seni kışkırttığımı düşünüyor. Kazandığım para için seninle evlenmek istediğimi söylüyor ama ayıp ediyor. Bugün bu sözleri açıkça yüzümüze söyledi. Ayrıca bizi çok küçük düşürdü. Sonra da reddetti. Bunu hayal kırıklığıyla söylüyorum. Annene göre kazancın mutluluğundan daha değerli. Evlenmene izin vermeyecek. Ama Talan sen... Banu kapıyı açmıyor. Nasıl bir kaderim varmış. Allah beni kız evlat annesi yaparak bir sınava tabi tuttu. Git bana su getir. Bu arada yenge, tarih tekerrür eder derler. Benim yerimde Banu var. Aslında sen de haklısın ama o adam daha çok annesini düşünüyor gibi. Bakalım, kızını nasıl durduracaksın? Anne, al. Onları küçük düşürmene ne gerek vardı? Saçmalamayı kes. Ne demek o? Onları reddedeceksen Tanal'dan gelmemesini rica ederdim anne. Hem böylece o zavallıların kalbini bu kadar kırmamış olurdun sen de. Bana bak, gelmeleri için ısrar eden sendin. Hadi gel. Bırak beni Ayşe. Bunu neden yaptın? Benim suçum neydi ha? Sonuçta sen bildiğini yaptın. Ve ben de kendi bildiğimi. Sen çok bencilsin. Kimseye hesap vermeyeceğim. Ve özellikle de çocuklarıma. Çekil şuradan. Bırak beni. Anne lütfen ağlama. Gördün mü? Çaresizliğimden bir drama yaratarak annesini nasıl da suçluyor. Anne bu işte Banu'nun suçu yok. Öyle mi? Tüm suç benim yani. Sen de beni suçluyorsun. Ben onun düşmanı değilim. Kızım için her zaman mutluluk istedim. Ama o annesinin kalbini bir erkek için kırdı. Tabii kendi kızımdan fedakarlık isteyeceğim. Başka kimden merhamet etmesini isteyebilirim ki? Benim yerimde olsan sen ne yapardın? Ben açıkça reddetmezdim anne. O zaman ne yapayım ben? Onları oyalamaktan yoruldum artık. Onlara bir şans verseydim gelecek ay yeniden annesiyle buraya gelirdi. Anne o zaman onları evlendir. İnşallah ben yakında iş bulacağım, merak etme. İnsan sahte vaatlerle teskin edilebilir. Ama boş ümitlerle ev geçindirilmez. Buna sen de şahit oldun. İş bulmak için dışarı çıktın ve elinde ne varsa kaybettin. Cüzdanımı bilerek kaybetmedim anne. Banu'yu evlendireceğim. Sonra da sen iş bulana kadar kapı kapı gezip başkalarına yalvarırım. Kime sorayım? Sorumluluğumuzu kim üstlenecek? Tamam. Her şey yoluna girecek inşallah. Umarım dediğin gibi olur. Onun kötülüğünü istemiyorum. Ama korkarım ki tek dayanağımızı kaybedeceğiz. Dört kadının erkeksiz yaşadığı yeri, tek sığınağımızı kaybedeceğiz. Kimse gelmez. Kimse sorumluluğumuzu üstlenmez. Banu'dan nasıl ayrılabilirim? Sonuçta o bize bakıyor. Evlenirse elini ayağını çeker. Bizi unutur. Onu bırakamam. Yapamam.
Anne, ağlama. Dur. Alo. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Nasılsın canım? İyiyim. Meşgul müsün? Değilim oğlum. Hatta ben de seni arayacaktım. Dergide röportajını gördüm. Genç iş adamı. Gerçekten harikaydı. Aferin. Salman yaşasa başarınla çok mutlu olurdu. Evet. Bir ara ziyarete gel. Baban hakkında konuşuruz. Sana eski hikayelerimizi anlatırım. Ben de seni görmek istiyordum. O zaman gel. Hatta bu akşam yemeğe bize gelsene sen. Birlikte bir şeyler yeriz. Gelirim. Babamın da ısrar ettiği gibi Süha ile görüşmem gerekir. Evet. Salman'ın en büyük dileğiydi. Hatta bana kalırsa... Süha'ya da haber vereyim. En son onu beklettiğinde çok üzülmüştü. Gel ve ona bir sürpriz yap. Peki amca. Akşam seni bekliyorum. Görüşürüz. Yalnız başına kalmanı istemiyorum. Sen yanımdasın. Kimsenin yanında olacak. Ben öldüğümde tek başına kalacaksın. Alo? Ayşe siz misiniz? Evet evet buyurun. Şu an ders veriyor musunuz? Evet evet tabii. Hangi dersleri veriyorsunuz? Bütün konuları. Matematik, kimya, din, İngilizce, fen. Yakında çocukların sınavı var. Ve yarından itibaren gelmelisiniz. Müsait misiniz? Tamam. Siz bana adresinizi mesaj atın. Ben yarın geleceğim inşallah. Çok teşekkür ederim. Annem adına senden özür dilerim. Üzgünüm. Banu senden şikayetçi değilim çünkü sen masumsun. Onun ısrarı üzerine annemi size getirdim. Ama olmadı. Bana inan Talal. Annemin bunları söyleyeceğini hiç bilmiyordum. Sizi reddedeceğine dair hiçbir fikrim yoktu. Ben kendimi çok suçlu hissediyorum. Annem eve dönünce hastalandı. Ona ne oldu? Tansiyonu yükseldi. Peki şimdi nasıl? Annemin böyle aşağılanacağını bilseydim onu asla oraya getirmezdim. Her şey bitti. Böyle söyleme. Ne söyleyeyim? Annen aramızdaki her şeye son vermek istiyor. Ben sen olmadan yaşayamam. Bunu annene açıklaman gerekiyor. Onu bırakabilir misin? Bırak onu. Evlen benimle. Bak biliyorum bu çok çok ağır bir karar ama bizim başka bir seçeneğimiz yok. Bir insan senin duygularına değer vermiyorsa seni sevmiyordur.
anlamaya çalış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.